Ben Deniz Eğilik Işık. Aslında moda tasarımı almış ve hayatımın bundan önceki birkaç senesini çok daha moda ağırlıklı yaşamış olmama rağmen son birkaç senedir illüstrasyondan, çizimden çok daha keyif aldığımı keşfedip bu yöne kendimi adadım. Artık zamanımı çok daha sevdiğim şeyleri güzel seçebilerek geçirmek istediğime karar verip bu çizim dünyasının yönlendirdiği şekilde Rumisu projesini başlattık Pınar'la birlikte. Ben Pınar Yeğin, ekonomi ve finans okudum. Ama daha sonra bana daha çok keyif veren şeylerin sanat, tasarım dünyasından öğeler içerdiğini fark edip ben de o yöne doğru kanalize oldum. Ve şu anda Deniz'le beraber Rumisu projesi üzerinde çalışıyoruz. Çok renkli bir dünyası var. Dolayısıyla yani bizim de esasında bizim renkli dünyamızı yansıtıyor Rumisu. Konforun yeni hali çok sakin, dingin ve huzurlu olduğu için benim şahsen çok hoşuma gitti. Biraz da bu sebeplerden içine yerleştirilebilecek şeyler konusunda daha özgürlük tanıyabileceğini hissettim. Ben de aynı şekilde bana huzur vereceğini düşündüğüm bir renk paleti. Yani baktıkça beni dinlendireceğini hissediyorum evde. İçine küçük böyle objeleri koymama fırsat verebilecek, onun dışında çok sakin ana büyük bir takım parçalardan oluşan bir dekorasyon formatı hoşuma gidiyor. Daha önce de öyle oldu, şu andaki evde de öyle. Ben de genelinde sakin ama detayında çok zengin ortamlardan hoşlanıyorum. Bu detayların çünkü sizin ruhunuzu yansıttığına inanıyorum. Dolayısıyla genel palet hani son derece daha sakin olsun, huzur versin ama detaylarda renkler konuşsun, onu istiyorum. Bu detaylarda neler? Benim için tabii ki hani severek, bayılarak, aşık olarak bit pazarlarından topladığım objeler ya da kendim yaptığım objeler ya da çok şanslıyım ki etrafımda pek çok artist, sanatçı arkadaşım var. Onların yaptığı, onların elinden çıkmış eserler ve objeler var genelde evimde. Onun dışında gidip de hani milyonlarca, milyarlarca aynı plastik makinesinden çıkmış, üretilmiş hani tek düze objelerden sanırım onlar bana benimle konuşmadıkları için onları alıp da evime getirmiyorum. Yani gelen her şeyin böyle bir hikayesi, bende bir gözümü okşamışlığı, ruhumu okşamışlığı oluyor. Onlarla beraber yaşamayı seviyorum. Ben özellikle denge su yeşili ve asil sevdim. Yine biraz önce bahsettiğim gibi asil başrolde olurdu herhalde. Ama su yeşili benim zaten her zaman çok sevdiğim bir renk. Sakinleştiriyor herhalde, bilmiyorum. Dengeyi de belki bir köşede, bir duvarda böyle bir bordür veya küçük bir şey olarak çizgiler olabilir. Böyle küçük bir oyun bir köşede kullanılabilecek. Belki bir kalorifer arkası, bir çerçeve, bir şey olarak böyle bir detay olarak kullanmak isterdim. Ben de pudra ve amatiste bayılmış vaziyetteyim. Pudra son derece sakin ama böyle içinde bir sıcaklık olan bir renk. O çok hoşuma gitti. Amatistin de böyle gizemli bir hali var. Yani hani öyle amatistle bir yatak odası yapmayı düşünürdüm. Çok sıcak ve hani böyle içine girdiğinizde hakikaten sizi koruyacak bir oda yaratırmış gibi geldi bana o yüzden. İç dünyamıza minik bir pencere açmaya çalıştık bir anlamda. Kendi evlerimizden bir tat getirmek için bayağı bir evi taşıyoruz oraya diyebiliriz neredeyse. Kendi yaptığımız objeler olsun, çizdiğimiz tablolar, işte kumaş heykeller. Bit pazarından yine benim çok severek bulduğum ve hani bu tonlarla çok güzel gideceğine inandığım bir takım detaylar. Bunları getirerek tatlı sıcak bir mekan yaratmak istiyoruz orada. Onun dışında benim evde çok sevdiğimiz bir Danimarka tasarımı Lucky Boy Sunday markalı böyle küçük oyuncaklı yastıklar var. Bir iki tane onlardan getirmek istiyoruz çünkü ikimiz de zaten biraz önce bahsettiğim gibi o tip şeylerden hoşlanıyoruz. Onların yanına Pınar'ın kendi elinde tasarlayıp diktiği çok sevdiğim benim bir portre yastıkları var. Onları düşünüyoruz. Bahsettiğimiz ufak detayların dışında ana parçalar olarak da yine çok severek bulduğumuz değişik eskicilerden aydınlatma elemanları, sandıklar, gerek deri gerek ahşap olsun.
Ve de hani yine aynen eskicilerden bulduğumuz eski sandalye tonetleri getirmeyi planlıyoruz oraya ve daha başka yerlerden bulduğumuz objelerle birleştireceğiz onları.